Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar, mükemmel bir konuyla karşınızdayız, Orta Çağ'da dünyayı göreceğiz. İlk çağın nasıl kapandığını ve Orta Çağ'ın nasıl açıldığını göreceğiz bu dönem içerisinde ve aynı zamanda arkadaşlar Orta Çağ'da güç dengelerini ve imparatorlukların ve ticaret yollarının önemini birlikte kavrayacağız. Hadi kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. Orta Çağ'da siyasi yapıları göreceğiz. Neler olduğunu. Devletler arasında nasıl yıkıldığını ya da nasıl kurulduğunu ve toplumların tarımdan ticarette, ekonomide neler yaşadığını, Orta Çağ'da ordulaşma sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve devletlerin kanunlarını nasıl geliştirdiğini birlikte inceleyeceğiz. Tabii ki arkadaşlar kullanım alanları ve faydaları ne olacak orta çağda dünya dersek eğer ticaret yollarının önemini kavrayacağız. Merkezi krallıkların zayıflamasını ve orta çağda devletlerin siyasi güçlerini ne yapacaksınız göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar sıfırdan dokuza Tarih konu anlatımı soru bankamız var. Buradaki ödevlendirmemiz nerede? Görüyorsunuz sayfa 62'den sayfa 90'a kadar ne yapacaksınız? Sorumlu olacağız. Burayı güzel bir şekilde analiz edebilirsiniz. Karikatürlerimiz var. Soruları çözemedin mi? Tat sana her türlü ne yapacak? Yardımcı olacak. Görüyorsunuz haritasal noktaları da burada inceleyeceğiz birlikte. Sonrasında ise bunu bitirdikten sonra Dinamo soru bankamızı çözüyoruz. Burada da arkadaşlar sayfalarına baktığım zaman nereleri dersek eğer... Hemen ona bir bakalım. Orta çağda dünyaya geleceğiz. Hemen geldim. Orta çağda dünya arkadaşlar sayfa 84'ten başlayacak. Sonrasında nereye kadar dersek de eğer. Hemen şöyle attım. Sayfa 101'e kadar ne olacaksınız? Sorumlu olacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi hazırsanız ünitemize birlikte geçelim. Şimdi ilk olarak siyasi yapılara bakacağız. Dönemin önemli bir devleti var. Sasani Devleti'nin yıkılması. Şimdi Sasani Devleti arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde ne yapılıyor? Yıkılacak. Hazreti Ömer bu devleti yıkmasıyla birlikte Müslümanlar Horasan bölgesine ne yapıyorlar? Hakim olacaklar. Sonrasında ise Avrupa'da 711 yılında Vizigot Krallığı sona erecek. Sonra 1000 yılında İslamiyet Hindistan'da yayılmaya başlayacak ve burada kimi bileceksiniz dersem Gazzeli Mahmut'u bileceksiniz. Gazzeli Mahmut 17 defa Hindistan'a sefer düzenleyecek ve böylece Hindistan'ın bir kısmının Müslüman olmasını, bugün Pakistan ve Bangladeş gibi devletlerin de Müslümanlığı kabul etmesini sağlamıştır. 1054 yılında Katolik Ortodoks bölünmesini göreceğiz. Yani Hristiyanlık dini mezhep olarak ikiye ayrılacak. Katolik ve Ortodoks. Katolik dediğim zaman aklınıza Vatikan bölgesi gelecek. Yani İtalya bölgesi. Ortodoks dediğim zaman da aklınıza İstanbul bölgesi gelip Patrik aklınıza gelecek. 1196 yılında dünyayı yakıp kavuracak bir devlet. Moğol İmparatorluğu'nun kurulması. Kim tarafından kuruluyor dersek? Timuçin tarafından arkadaşlar kuruldu. Ve Timuçin Cengiz Han ismini ne yaptı? Aldı. Sonra 1215 yılında İngiltere'de Magna Carta gerçekleşecek. İngiltere Kralı Yurtsuz John'un halk ile bir anlaşmasını göreceğiz. Yani halk kısmen de olsa neye giriyor? Yönetimde söz sahibi olmaya başlayacak. Ve Magna Carta 1215 yılında tarih sahnesine dünyanın bilinen ilk demokratikleşme hareketi olarak da ne yapılmıştır? kabul edildi diyeceğiz. 1227 yılında tabii ki hızlı bir şekilde büyüyüp hızlı bir şekilde dağılan Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasını ve Moğollar kaça ayrıldı dersek dört kısma ayrılacak. Nedir peki dersek? İlk olarak Çağatay Hanlığı, sonrasında İlhanlı Devleti ve Kubilay Hanlığı ve Altın Orda Devleti diye ne yapacağız? ayıracağız. 1295'te İngiltere'de parlamenter sisteme geçilecek. Yani avam kamerası diye adlandırdığım nokta ön plana çıkıyor. 1337-1453 yılları arasında Avrupa'da İngiltere ve Fransa değerli arkadaşlar güç müdahalesine girecek. Yüzyıl savaşları tam tamına 116 yıl ne yapmıştır? Sürecek. 1347-1351 yılında ise Avrupa kara vebayla baş gösteriyor. Salgını göreceğiz. 5 milyona yakın insan hayatını kaybedecek buradan. Neden dersek eğer çok acısal bir süreç olacak ve karantina bu dönemde ortaya çıkıyor. Hatta belki filmlerde ya da dizilerde görmüşsünüz böyle maskeler var ya böyle burnu karga şekline benziyor. İşte onlar vebada ortaya çıkmıştır. İnsanlar kendilerini koruyabilmeleri için ve Avrupa'yı kırıp geçirecek veba hareketi bunu da ne yapacağız birlikte inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Orta Çağ nasıl başladı? Bundan bahsedelim. Milattan sonra 395 yılında arkadaşlar bir göç gerçekleşiyor. Hangi göç dersek? Kavimler, neyi diyeceksiniz? Göçü. Şimdi kavimler göçünü kim tetiklemiştir dersek eğer Türkler ne yapıyor? Tetikliyorlar. Ama kavimler göçünü Türkler mi yapmıştır dersem hayır diyeceksiniz. Avrupa'da barbar kavimler var. İşte Ostrogotlar, Vizgotlar, Gandallar, Germenler, Slavlar, Saksonlar gibi topluluklar... Türklerin geldiğini gördükten sonra bir domina taşı gibi birbirlerini ne yapmaya başlıyorlar? İtmeye başlayacaklar. İtmeye başlamaları ile birlikte Roma'ya artık ne uyguluyorlar? Baskı uygulayacaklar ve Roma artık dayanamayarak arkadaşlar Batı ve Doğu Roma olmak üzere kaça ayrılacak? İkiye ayrılıyor. Ve Avrupa'da siyasi gelişmeleri de ne yaptı? Sebep oldu. Peki neden dersek? Çünkü bu kavramlar arkadaşlar, bu kavimler kendilerini koruyabilmek için kaleler ve surlar yapmaya başladılar. Yani Avrupa'da feodal siyasi yapılar ortaya çıkacak. Yani derebeyler diyeceksiniz. Sonraki süreç içerisinde feodalize nasıl ortaya çıkmıştır dersek Ortaçağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu dönemde damgasına vuran sistem feodalizmdir. Unutma feodalizmin olduğu yerde merkezi ne yoktur arkadaşlar? Krallıklar yoktur. Bazen öğrencilerimiz karıştırıyor. Karıştırmamanız için size çok mantıklı bir hareket söyleyeceğim. Nasıl diyeceksiniz? Ülkemiz kaç vilayet? 81 vilayet. 81 vilayetin hepsinin arkadaşlar etrafının surlarla çevrili olduğunu düşünün ve burada herkes kral. Ve bu derebeylerden habersiz kimse hareket edemiyor. Bu da tam iki otomatik benim neyimi zayıflatmıştır dersek merkezi krallığımızı ne yaptı? Zayıflattı diyeceksiniz. Yine krala ait olup siyasi anlamda siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla ve kontrol olarak derebeylerine paylaşmış. Bu da merkezi krallığı ne yapmıştır? Zayıflattı diyoruz. Tabii ki süreç içerisinde Orta Çağ dünyasında önemli güç dengeleri ve devletler kimler? Orta Çağ'da ilk olarak güç dengesi dediğim zaman Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu Orta Çağ damgasını vurmuş önemli devletler. Bizans İmparatorluğu gücünü Tanrı'dan alan otakat bir lider konumuna gelmiştir. Moğol İmparatorluğu'na geldiğim zaman ise Moğollar istila hareketleriyle dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuşlardır ki... Bunlar gittikleri hiçbir yeri vatan olarak ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Yakıp yıkıp yağmalamışlardır. Bu da sadece devlet Timuçin ile yani Cengiz Han'la ömürlü kalacak. Sasani İmparatorluğu ise bugün İran bölgesinde kurulurken İran bölgesinde kurulmasının yanı sıra kendilerini Perslerin devamı niteliği olarak kabul etmişler. Yine arkadaşlar Şehin Şahı ve Pers devlet geleneğinin devamı olarak göreceğiz. Ve Nihavent Savaşı'nda arkadaşlar tarih sahnesinde Hazreti Ömer ne yapıyor bunları silmiştir diyeceksiniz. Aynı zamanda geldiğimde krallar meclislerinde kontlara ve psikoboslara dayanarak karar almış. Kontlar imparatorun tebaasını ruhban sınıfına itaate zorlamış ve psikoboslar da halkı kontların yerel iktidarına tabi olmaya çağırmıştır. Yani biz buna feodalik yapı olarak ne yapacağız bileceksiniz. Bizans imparatorluğunda ise hayat ve geçim tarzı tamamen neye dayalıdır? ticareti ama hangi ticaret dersek de aklınıza İpek yolu ne yapmalı gelmeli diyeceğiz. Çünkü İpek yolu 1453 yılında artık Bizans'ın tarih sahnesinden çekilmesiyle ve Fatih'in Kırım'ı almasıyla birlikte artık İpek yolunun ticareti kimin eline geçecek? Osmanlı Devleti'nin eline ne yapmıştır? Geçmiştir. Sasani Devleti ülkelerini satraplıklara ayırmışlar ve başlarını ise kimlere atamışlardır diyorsunuz? Valileri ne yaptılar? atadılar. Ve sistemine benzer daha merkezi bir eyalet sistemini ne yaptı sahasaniler? Uygulamıştır. Moğollar ise... Türk geleneğini örnek alarak alacaklar ve konar göçer bir yapışam tarzını benimsemişlerdir. Ekonomileri her ne kadar hayvancılığa dayansa da her zaman ticaret merkezlerine hakim olmak istemiş bir müddette İpek yolunun kontrolünü kendinde ne yapmışlardır arkadaşlar bulmuşlardır diyeceksiniz. Peki bu dönem içinde toplumlar ister istemez ticaretle uğraşması, kendi sınıflarının ve kendi topraklarının olması da toplumsal neye sebep olacak? Tabakalaşmaya sebep oluyor. Peki ilk ve orta çağda toplumsal tabakalaşma nasıl ortaya çıkmış? Toplumsal tabakalaşma insan ve arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsin görünür hale gelmesidir. Yani unutmayacaksın arkadaşlar. esenin senin tarlan var. Tarlan varsa evin var. Evin olduğu için de otomatik arkadaşlar hangi mülkiyet ortaya çıktı? Özel mülkiyet ortaya çıkacak. Özel mülkiyet ortaya çıkmasıyla da Birlikte. tabii ki otomatik sınıfsal ne ortaya çıkıyor? Yapı ortaya çıkacak. Bu yapının en serti ve en kötüsü ise nerede görüyoruz dersek Hindistan bölgesinde göreceğiz. Hindistan'da bu gördüğüm ben sisteme ne diyorum dersem kas sistemi diye ne yapacaksın bileceksin. Şimdi buradaki piramidi görüyorsun. Bu kas sistemindeki arkadaşlar tabakalar. Şimdi ilk olarak en üstte kimler vardır dersek Brahmanlardan bahsedeceğiz. Rahipler ve bilginler. O dönemde kastın en üstünde olanlar. Bir altında ise Kısradriyarları göreceğiz. Savaşan prensler ve askerler diyeceksin. Vaisyalar ise çalışan esnaf ve çiftçi olarak bileceğiz. Sudralar pis işlerle uğraşan işçiler ve köleler bileceksiniz. Bir de bu sınıfın içine dahil olmayan, insan yurduna koymadıkları bir sınıf var paryalar olarak ne yapacağız bileceksiniz. Sınıflandırma dışında karılan ve hor görülenler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hatta bir parçamız var hatırlayın. İşçisin sen işçi kal diyor, değil mi bu parçada. Unutmuyorsun kas sisteminde arkadaşlar sen baban eğer işçi ise otomatik sen de işçisin. Yani başka bir sınıfa ne yapamazsın geçemezsin. Ama inanışa göre de şöyle bir yapı var. Eğer ki sen surasın. Ve iyi davranıyorsun, iyi bir hayat geçirdin öldükten sonra tekrar dirildiğinde bir üst sınıfa geçebilirsin. Yani "vays ya ne yapabilirsin, olabilirsin" tarzında bir düşünce yapısına sahipler. O zaman unutmuyorsun. Buradaki hareketlilik nasıl bir hareketliliktir dersek yatay ne diyeceğiz arkadaşlar? Hareketlilik olarak bileceksiniz. Peki nedir hocam yatay hareketlilik? Yatay hareketlilik arkadaşlar Nedir dediğimde aklına şu gelecek. Sınıf arası geçiş yok. Dikey deseydim sınıf arası ne yapabilirdim? Geçebilirdim ama yatay hareketlikte sınıf arası arkadaşlar geçiş mümkün değildir diye ne yapacağız? Bileceksiniz. Peki orta çağda toplumların el almasıyla ve farklı unsurların oluşmasıyla en önemli noktada ne oluyor? Ticaret olacak. Peki Orta Çağ'da ticaret nasıl gerçekleşmiş? Orta Çağ'da Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları ile gerçekleşiyor. Ve ben iki tane önemli ticaret yolu göreceğim ama bunu da tek tek açacağız. Hangisidir dersek? İpek yolu aslında dönemin en önemli neyidir diyebileceksiniz. Yoludur diye ne yapacağım bileceğim. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan mükemmel bir yoldur diyor. Aynı zamanda deniz ulaşım yani gemi ticaretinin yapılması insan veya rüzgar gücüyle gerçekleşecekti. Yani gemilerden bahsedeceğiz. Orta Çağ'da üç yelkenli gemilerin pusula ve haritanın kullanımıyla denizciliğin ticari değeri de artmaya başlayacak ve artık Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde yani yeni çağda ise Artık insanlar ağır vergilerden bıktıkları için pusula ve gemiyi daha da profesyonel hale getirerek yeni yerler keşfetmişler ve artık dünyada ipek baharat yolu gibi yollarında önemi kaybolmaya ne yaptı başladı diyeceğiz. Peki sana hocan soru sordu dedi ki ticari merkezlerden soru geldi sen bunları nasıl bileceksin? Bedesten ve Arasta'yı bileceğiz. Arasta arkadaşlar yan yana dizilmiş birçok farklı dükkanların yer aldığı kapalı üstü açık ya da kapalı bir çarşı olarak bileceksiniz. Bedesten ise kumaş ticaretinin yapıldığı tek bir cinsin satıldığı yer. Yani toptancı diye ne yapabiliriz? Bilebilirsiniz aslında. Han dediğim zaman arkadaşlar ticaret merkezi olarak bileceğiz. Genelde bu hanlar İpek Yolu bölgesine ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Kapan dediğim zaman arkadaşlar yine aynı şekilde tek bir cins malın satıldığı yer olarak bileceksiniz. Ribatlar ilk olarak kimde göreceğiz dersek Türkistan tarihinde Karahanılar'da göreceksiniz. İlk olarak kuruluş amacı sınır karakoluyken artık bunlar şehrin içinde kalmasıyla birlikte kervansarayların küçük haline yani ticaret merkezleri haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Kervansaraylar ise ticaret merkezlerinin üzerine kurulmuş insanların dinlenmesi, hayvanların beslenmesi ve önemli merkez haline gelen Ticaret bölgesi olarak bileceğiz Pazarı zaten biliyorsunuz Liman arkadaşlar yine yük taşımacılığının yapıldığı Önemli baharatların Önemli kumaşların Avrupa'ya taşındığı Önemli noktalar olarak bileceğiz Para da biliyorsunuz ki arkadaşlar Birçok önemli etkinliğin gerçekleştiği Ticaret mekanları olarak ne yapılmaktadır Bilinmektedir diyeceksiniz Şimdi peki gelelim bu kadar yolları saydık Önemli noktalar Peki benim ilk ve orta çağlarda ticaret yollarımın nereler Önemine ona bakalım Şimdi ilk olarak benim Persler de arkadaşlar bir yol yapıyorlar. Şimdi hemen ona da bir açıklık getireyim. Şimdi normalde tarih öğretmenleri kral yolunu Lidyalarını yaptığını söylüyor. Ama map kaynaklarında arkadaşlar bu yolun Persler tarafından yapıldığı ne yapılmıştır? Söylenmiştir. Ve hocan da sana sorarsa map kitabına göre ne yapmakta? Sormakta. Persler bu yolu yaparken Lidyalılar ise bu yolu ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Peki ben bu yola ne diyeceğiz dersek? Tabii ki arkadaşlar kral yolu. Ama İngilizce de hemen şöyle bir verelim size. Yani King Way'de niye biliriz arkadaşlar? Hemen burayı esprütüyle koyalım. King Way diyeceğiz. Şimdi King Way nerede başladı? Bugün Manisa bölgesi, yani Sardes bölgesinden başlayacak. Manisa'dan başlıyor ve sonrasında arkadaşlar Mezopotamya'da Susa kadar uzanan bir yer. Şimdi unutma, burada sadece arkadaşlar Anadolu coğrafyası ve Mezopotamya bölgesinde kültürel etkileşim ve ticari faaliyetler ne yapmıştır diyoruz artmıştır diyeceksin. Sonrasında geldim dünyanın en önemli ticaret yoluna gelelim. Neresidir dersek İpek yolundan bahsedeceğiz. İpek yolu arkadaşlar mavi ile gördüğünüz İpek yolu diyoruz. Şimdi Çin'in Royang şehrinden başlayacak. Sonrasında Orta Asya bölgesinde Hotan, Kaşgar, Turfan, Bel, Buhara, Semerkant gibi bölgeden uzanarak hem Rusya bölgesine hem Kafkasya bölgesine oradan ise Anadolu coğrafyasına uzanan önemli bir yol olarak bileceksiniz ve İstanbul'da biten bu nokta sonrasında nereye devam etmektedir? Avrupa'ya devam etmektedir. Geldim kırmızıyla gördüğüm yer baharat yolu. Baharat yolu nereden başlayacak dersem Hindistan bölgesinden başlayacak. Sonrasında arkadaşlar Kızıldeniz, Umman denizinden akarak bir kısmı Mısır bölgesinde bir kısmı ise Antakya bölgesinde sonlanan önemli bir yoldur. Hatta rivayet nedir biliyor musunuz? Karabiber. Düşünün karabiber sizin için çoğu anda çok ucuz değil mi? Bir tane karabiber tohumu arkadaşlar o dönemde kaç altın etmekteydi? Düşünün o dönemde baharatın önemini. Geldim Kürk yoluna. Yeşil kısmında Kürk yolunu görüyorsunuz. Mançura bölgesinden başlayacak. Altay Dağları, Sayan Dağları, Ural'dan ilerleyen ve İtil bölgesinden son olarak Kırım bölgesi yani Don Nehri'ne kadar uzanan bölgeye de biz Kürk yolu diyeceğiz. Burada canlı hayvan ticareti işte arkadaşlar postların götürüldüğü önemli bir yer olarak ne yapıyoruz bilmekteyiz. Ama bizim için önemli olan iki tane yol var. Bunlardan birisi İpek birine de ne diyeceksiniz baharat yolu diye ne yapacağız adlandıracağız. Peki bu kadar ticaret yapıldı. Özel mülkiyet anlayışı var. Devletlerin kurulma aşamaları var. Peki kanunları da daha güzel hale getirebilir miyiz? Tabii ki kanunları da daha iyi hale getirmek isteyeceğim. İlk olarak arkadaşlar kimler tarafından göreceksiniz? Romalılar tarafından bir kanun yapılıyor. 12 levha kanunları. 12 levha kanunları nasıl gerçekleşecek? Roma halkını ben iki kısma ayıracağım. Hatta üç kısma ayırıyorum. Kimdir dersek? Birincisine patriciler, diğerine de kim diyorsunuz? Plepler diyeceğiz. Şimdi patriciler Roma'yı kuran soylu sınıfken plepler ise arkadaşlar özgür halk ama statü olarak da patricilerle eşit değiller. Patpilepler sınıf olarak askere girmeye başlayacak ve askerde güçlenmeye başlıyorlar. Ve artık diyorlar ki bizim patricilerle ne olmamız lazım? Eşit olmamız gerekiyor ve en sonunda artık dayanamayarak arkadaşlar hangi kanunlar hazırlanmıştır? 12 levha kanunları hazırlanacak. Peki 12 levha kanunlarının önemi nedir benim için dersem de şunu söyleyeceksiniz bugün modern hukukun neye atılmıştır diyoruz? Temelleri atılmıştır. İnşallah belki aranızda hukuk fakültesini okuyacaklar var. Hukuk fakültesini okuduğunuzda size ders olarak 12 levha kanunları yani Roma kanunlarını ne yapacaklar? Verecekler. Bizans'ta ise Justinianus kanunları ortaya çıkacak. Justinianus da nedir dersek bizim arkadaşlar medeni modern medeni hukukun Neye atılmıştır diyoruz? Temelleri atılacak. Şimdi geldik Hanların Hanı Cengiz Han'a. Yani büyük yasadan bahsedeceğiz. Peki Cengiz Han yasası kimden etkilenmiştir dersek unutmuyorsunuz. Bu süreç içerisinde Uygurlardan ne yapmıştır aslında Moğollar? Etkilenecekler. Çünkü Uygurlar töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devletidir. Ve Cengiz Han da bu yasaları kısmen de alıp bir yasa yapıyor kendine. Buna da biz Cengiz Han yasası ya da büyük yasa diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Diyor ki evlilik dışında bir çocuğun olursa o çocuğun senin miras Hak almaya neyi vardır? Hakkı vardır. Aynı zamanda birinin evine zorla girersen sen o evin içinde ne yaparsın? Öldürülürsün gibi sert kanunları ne yaptık değerli arkadaşlar? Gördük diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim konu biterken neleri gördük? Orta çağda siyasi yapıları gördük. Siyasi devletler neler yaptı? Nasıl yıkıldı? Hangi süreçlerden geçti? Bunlara baktık. Tabii ki arkadaşlar artı ürünlerin ortaya çıkmasıyla tarımdan ticarete ekonominin nasıl geliştiğini ve bu gelişme süreci içerisinde de sınıflar ayrımının nasıl olduğunu gördük. Orta çağda ordu sisteminin neler olduğunu ve tabii ki bu sistemle birlikte kanunların geliştiğini de birlikte inceledik değerli arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödül soru bırakıyorum. Diyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.